Bu bizi kötü etkiledi. Biz zaten tamamen hizmet amaçlı iş yerini açık tutuyoruz. İnsanlara hizmet vermek için herhangi bir para kazandığımız zaten yok. Geçen sene pide fiyatımız zaten 3,5'tu. Bu sene de pek bir şey değişmedi. Biz açıkçası zam bekliyorduk yani. Satışlarımızda artış yok. Zaten marketlerimiz kapalı. Marketlere ekmek veriyorduk. Şimdi marketlere ekmek vermiyoruz. Onun 1/3'ünü, 1/3'ünü dışarı sokağa dağıtıyoruz. Ekmek israfı arttı çünkü insanlar bilinçsiz hareket ediyor. Ne zaman sokağa çıkacağını, ne zaman çıkmayacağını bilmediği için toplu halde alıyor. Haliyle de israf çok oluyor. Yani. Zorlukları pek bir şey yok aslında. İşte insanlar dışarıda sokak sokak geziyor. Yani sokak sokak hizmet veriyoruz, kapılara çıkıyoruz, insanlarla diyalog kuruyoruz, temas ediyoruz. Biliyorsunuz koronavirüs zaten var. Yani bizim için çok bir şey etkilemiyor aslında. Biz hizmete devam ediyoruz o şekilde. Zorlukları şöyle olacak, müşterilerin bizim istedikleri şeyleri tam olarak anlamıyla veremeyeceğiz. Müşteri zaten sıcak pide istiyordu, sıcak pideyi veremeyeceğiz. Onun dışında kıymalı, kaşarlı, sucuklu pideler istiyorlardı. Bunların imalatını yapamayacağız. Saat 6'da üretimi durduracağız, sadece satış yapacağız. Giderlerinden çok, gelirinde düşüş çok oldu. Bu da bizi derinden etkiledi yani. Kesinlikle biz zaten görselde göründüğü gibi bantlarımızı, sosyal mesafemizi, her şeyimizi ayarladık. Bizde de bir kişi zaten dışarıdan insanların sıraya girmesini sağlayacak. Onun dışında herhangi bir şey yok. Kesinlikle alkış hak ediyor. Sağlık çalışanları nasıl hizmet veriyorsa biz de aynı şekilde hizmetimize devam ediyoruz. Biz de bir alkış hak ediyoruz diye düşünüyorum.